İbn-i Sina'nın Türk eğitim tarihindeki yeri nedir? İbn-i Sina gerek Türk gerek dünya düşünce, tıp ve eğitim tarihinde çok önemli bir yer tutar. Fakat o Türkiye'de pek az tanındığı gibi eğitim görüşleri üzerinde ise ancak son zamanlarda durulmaya başlanmıştır. Oysa onun tıp alanında olduğu kadar eğitime ilişkin bazı görüşleriyle de Batı'yı etkilediği ve yüzyıllar sonra yeni eğitim akımını başlatan ve geliştiren eğitimcilere ilham verdiği düşünülebilir. Bu görüş ilk kez tarafımızdan bir varsayım olarak ileri sürülmektedir. İbn-i Sina daha gençlik yıllarında dönemin felsefe, tıp, tabiat, teoloji, matematik alanında tüm bilginleri öğrenmiş, bilgilerini öğrenmiş ve kendisine Aristo ve Farabi'den sonra gelen üçüncü öğretmen anlamında Muallim-i Salis denmiştir. O Buhara'nın Efşene köyünde doğmuş ve Samanoğulları Devleti'nin Buhara'daki kütüphanesinde çok çalışmıştır. Bu kütüphanede değerli kitaplar vardı ve İbn-i Sina'nın yetişme yıllarında Mavera-ün-Nehir'de çok önemli bir bilim, kültür, ortamı ve ürünleri oluşmuştu. İbn-i Sina'nın eğitim görüşleri. İbn-i Sina'nın Türk ve dünya eğitim tarihinde önemli bir yer tutması başlıca şu nedenlerden ileri gelmektedir. Tıp bilimine katkıları ve tıp öğretimini düzenlemesi. İbn-i Sina, Kanun ve Şifa adındaki eserleriyle bu bilimi o dönem için doruk noktasına çıkarmış ve bu kitaplarda yüzyıllarca yararlanılmıştır. O, kitaplarını öğrencilerin kolayca okuyup ezberlemelerine yardım eden kısa notlar halinde kaleme almış, böylece tıp öğretiminin en iyi biçimde yapılması yolunda çaba harcamıştır. O, tıp biliminin konularını ve öğretim programını yazmış, ruhi hastalık bozukluklarının telkin yoluyla tedavisine başvurarak psikanalist metodun temelini atmış, tıbba daha başka katkılarda bulunmuştur. Avrupalılar İbn-i Sina'yı ölümünden 100 yıl geçince eserlerinin Latince çevirileriyle tanımış ve bunları tıp fakültelerinde 500 yıldan fazla bir süre ders kitabı olarak okutmuşlardır. Osmanlı hekimleri de onun kitaplarından yararlanmışlardır. Örneğin Süleymaniye Tıp Medresesi'nde kanun okutulmuştur. Ahlak ve fazilet eğitimine ilişkin görüşleri. Ona göre insanlar fazilete değer vermiyorlar. Karanlıklar içinde yuvarlanıp gidiyorlar. Zavallı insanlar. Belki de zenginlik ve şöhrete de kavuşmuşlar. Fakat ahlak ve fazilete dayanmayan bir hayatın ne kıymeti vardır? İbn-i Sina ahlak ve faziletten yoksun kimselerin kendisine haset ederek arkasından kötü konuştuklarını, dedikodu yaptıklarını fakat kendilerini boşuna yorduklarını söyler. Onlar akıllarınca beni çekiştirmekle, didiklemekle bana kötülük yaptıklarını sanıyorlar. Oysa bu keçilerin dağa toz vurmalarına benzer. İnsan kendisinin ne olduğunu bildikten sonra kendisini bilmeyenlerin hakkında söyledikleri sözlerin onun gözünde hiçbir etkisi ve önemi olamaz. İbn-i Sina'ya göre başlıca fazilet ve ahlak esasları şunlardır. İffet, şecaat, hikmet, adalet, cömertlik, kanaat, sabır, kerem, yumuşaklık, yılmamazlık, sadakat, vefa, utanma, sır saklama, sözünde durma, tevazu. O akılcı ve çok açık bir ahlak felsefesine sahiptir. Bu alandaki görüşlerine akli tasavvuf da denilmektedir. Ahlaki davranışlara ve faziletlere erişmek için bazı ilkeler belirlemiştir. Nefsin isteklerine uymamak, gazap, şehvet, tamah, hırs, korku, eseri ortaya çıkabilecek davranışları engellemek, yalandan kesinlikle uzaklaşmak, iyilik yapmak, iyileri sevmek, kötüleri doğrulamak ve fenalıktan men etmek, hükümdarın siyasi eğitimine ilişkin görüşleri, İbn-i Sina bazı yazılarında hükümdarın erdemli bir hayat sürmesi, kadınlardan uzak durması, filozof ve bilim adamlarından yararlanmaya çalışması, gerektiği biçiminde siyasetname niteliği taşıyan görüşleri ortaya atmıştır. Öte yandan kendisi bazı hükümdarlara vezirlik de yapmış, böylece bir filozof ve bilim adamından devlet adamlığı birleşmiştir. Eğitime ve bilime verdiği büyük önem. O insanın eğitilmesini ve bilim öğrenmesini bu dünyada olduğu kadar sonraki hayatta da mutlu olmak için gerekli görür.
Ona göre eğitim ve bilimin insanın kendini mükemmelleştirmesi ve Allah'ı bulması için gereklidir. İbn Sina'nın eğitim, bilim ve mutluluk arasında kurduğu bu ilişki, akli tasavvuf denen sistemin unsurlarından biridir. İbn Sina'ya göre eğitimin temel amaçları şunlardır. İnsan yeteneklerini en üst düzeye kadar geliştirip kötülüklerden arınması ve sonuçta mutluluğa ulaşması. Allah'ın varlığını bilmesi ve etkisini her an hissetmesi. Beden eğitimi konusundaki görüşleri. İbn Sina hastalanmadan önce korunma denen hıfz-ı sıhha, hijyen konusunu da işlemiş ve beden eğitimini bu amaçla gerekli görmüştür. Hareket, insanın günlük hayatında kendiliğinden yapıldığı gibi arzulu ve planlı yapılırsa yararı fazla olur ve o zaman gerçekten beden eğitimi riyazet sayılır. Çocuğun bakımı, sağlığı ve eğitim ve öğretimi ile ilgili görüşleri. Çocuğun bakımı ve sağlığı. İbn Sina yeni doğan çocukların bakımı, hastalıkları ve tedavileri konusunda çok ayrıntılı bilgiler verir. Doğan çocuğa babası güzel bir at koymalı, çocuk 2 yıl boyunca günde 3 kez annesi tarafından emzirilmeli, bu mümkün değilse iyi bir süt ana bulunmalıdır. Ancak süt ana da sağlık, yaş, ahlak açısından olumlu nitelikler aranmalıdır. Çocuk yazın, ılık, kışın yıkıcı olmayan sıcak su ile her gün yıkanmalı fakat üşütülmemelidir. Bebeklerin mizacını güçlendirmek için onu hafifçe hareket ettirmeli ve annesi ninni söylemeli, ona musiki dinletilmelidir. Bu onun ruh sağlığı için önemlidir. Çocuğun içine kapanık olmaması için annesi ve babası ona sevgi göstermeli, ancak aşırıya gitmemelidir. Çünkü çocuk bundan yararlanmaya kalkar. Biraz büyüyen bebeklerin oyun ihtiyacı karşılanmalıdır. Uykudan kalktıklarında banyo yaptırılmalı, bir süre oyuncaklarıyla oynamalarına fırsat verilmeli, sonra yemek yedirilmeli ve onlar tekrar oyuna dönmelidirler. Oyun çocuğunun bedeni, zihni, duygusal gelişimi için çok önem taşır. Ancak 14 yaşından sonra oyunun azaltılması gereklidir. Çocuğun eğitimi ve öğretimi. Çocuk sütten kesilir kesilmez, kötü huyları edinmeden eğitimine başlanmalıdır. Çocuğun ilk eğitimi ahlak eğitimidir. Bu çocuğu kötü iş ve arkadaşlardan uzaklaştırıp iyi arkadaşlarla oynamasını sağlamak, onu iyi davranışlara teşvikli olur. Çocuğa fazla baskı yapılmamalı, hatalarını uygun biçimde düzeltilmeli, gerekirse azarlanmalıdır. Dayak en son çaredir. Çocuk 6 yaşına gelince okula gönderilmeli, 14 yaşına kadar okutulmalıdır. Öğretmen dindar, dürüst, bilgili, insaflı, temiz, kibar olmalı, çocuk eğitimi ve öğretimini bilmeli, çocukların yeteneklerini tanımalı, onlarla ilgilenmeli, onları yalnız bırakmamalıdır. Öğretmen, çocuğa karşı ne onun küstahlık yapabileceği kadar yumuşak, ne de korkup soru soramayacağı kadar sert davranmalıdır. Bu dönemde çocuk iyi aile, iyi o çocuklarıyla tanıştırılmalıdır. Çocuklar böyle birbirlerinin iyi huylarını görür ve daha iyi öğrenim yaparlar. İyi huylarını görür ve daha iyi olmaya çalışırlar. Ayrıca aralarında doğal rekabet nedeniyle daha başarılı öğrenim yaparlar. Bu nedenle İbn Sina, zengin ve eşraf çocuklarının ayrı özel ders alarak yetişmelerini uygun bulmaz. Çünkü çocuk tek başına öğretmenle karşı karşıya kalmaktan sıkılacağı gibi, çocuklar kendi rahat ve teklifsiz çevrelerinde birbirlerinden çok şey öğrenirler. Çocuklar beraber olunca birbirlerine ve haklarına saygı gösterme alışkanlığı da kazanırlar. Okulun programı şöyledir. Kur'an, şeriat, dil, ahlaki şiirler, beden eğitimi, sanat ve mesleki öğretimi, şeriat dersinde İslam'ın temel ilkeleri, bilimin yararları ve üstünlüğü, cahilliğin kötülüğü örneklerle işlenecektir. Dil, edebiyat öğretimi anlamındadır. Beden eğitimi dersinde yaptırılacak hareketler, yürüyüş, yüksek atlama, top oynama, ip atlama, koşma, güreş, ata binme, kılıç oyunu. Öğretmen çocuğun yetenek ve zevkini, ilgisini araştırıp tespit edecek ve bunlara uygun bir sanat ve mesleği ona öğretecektir. Genç mesleğinden hayatını kazanmaya başlayınca babası onu iyi bir eşle evlendirip
evinden ayrılmalıdır. Eğitim bilimine ve öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Eğitim bilimi ve öğretmen. İbn Sina eğitimin ve öğretmenliğin bir uzmanlık alanı olduğu ve herkesin eğitimci olamayacağı görüşündedir. Bir eğitimci önce kendisini tanımalı, kendisini eğitmeli ve ıslah etmelidir. O, öğrencisine davranışlarıyla örnek olacaktır. Öğretmen ayrıca az yukarıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır. Eğitim ve öğretim yöntemleri, İbn Sina'ya göre bu yöntemlerin başlıcaları şunlardır. Nezaket ve yumuşaklıkla davranma, nasihat etme, ödül ve övgüye yer verme, gerektiğinde cezaya ve son çare olarak dayağa başvurma, ancak öğretmen cezanın amacının eğitimsel olduğunu unutmamalı ve öfkeli iken ceza vermemelidir. Kolaydan zora, basitten karmaşaya doğru bir yol izleme, sınıf ortamının eğitici ve öğretici etkisinden yararlanma, örneklerle anlatma ve öğretme, tekrarlama. Eğitim ve öğretim türleri. İbn Sina eğitim ve öğretimin 6 türünden söz eder. Zihni öğretim, sınai öğretim, telkini öğretim, tedibi öğretim, taklidi öğretim, tembihi öğretim, zihni öğretim. Öğretmen genel bir konuyu nedenleriyle örnekler vererek açık bir şekilde anlatır. Örneğin, kışın su donup genişlediği için kabını parçalamaktadır. Sınai öğretim. Öğretmen araç gereç kullanılmasını öğretir, testere, rende vesaire. Telkini öğretim, öğretmen tekrar ettirerek şiirler ve otların adlarını vesaire öğretir. Tedibi öğretim, öğretmenin öğüt ve nasihat yoluyla gerçekleştirdiği öğretimdir. Taklidi öğretim, öğretmenin söylediklerinin aynen ve hemen benimsenmesidir. Bunun için öğretmenin güvenilir olması gerekir. Tembihi öğretim, öğretmenin öğrenciye çevresinde karşılaştığı olayları, bunların nedenlerini ve etkilerini öğretmesidir. İbn Sina'nın Eflatun ve Aristo ile karşılaştırılması. İbn Sina'nın çeşitli görüşlerinde yer yer Eflatun ve Aristo'dan ilham alıp etkilenmiş olması mümkündür. Fakat o çocuğun eğitimi ve öğretimi konusunda onlardan önemli biçimde ayrılmaktadır. Eflatun ve Aristo çocuğu toplumun üyesi olarak görmüşler, eğitimi devletin görevi kabul etmişlerdir. Oysa İbn Sina eğitimi yalnızca babanın ve ailenin görevi olarak düşünmüştür. Eflatun ve Aristo ilk eğitimi her çocuk için zorunlu görmekle beraber bilim ve sanatla uğraşmayı yalnızca hür ve hür vatandaşların küçük bir kısmı için öngörürler. Oysa İbn Sina eğitim ve bilimi herhangi bir sınıf ve düzey gözetmeden herkes için yararlı görmektedir. Eflatun ve Aristo meslek ve din eğitimini programa almazlar. Onlar zanaat ve meslek eğitimini hür vatandaşlara layık görmezler. Oysa İbn Sina din ve meslek eğitimine çok önem verir ve her çocuğun kendi zevki ve yeteneğine göre bir meslek öğrenmesini ister. İbn Sina hangi sınıf ve statüde olursa olsun her çocuğun eğitilmesini istemekle demokratik bir görüş ileri sürmüştür ve bu yeni eğitimin de temel ilkelerinden biridir. İbn Sina eğitimde meslek öğretimine çok önem vermekle yine de eğitim uyum halindedir. Yine yeni eğitimle uyum halindedir. İbn Sina çocuğun okul içinde kendi yaşıt ve arkadaşlarıyla eğitilmesinin önemini belirterek yine pedagoji ve psikolojinin son bulgularına uygun bir görüş belirtmiş olmaktadır. Böylece İbn Sina okulun çocuğun doğal bir ortamı olduğunu ve kişiliğin gelişmesinde çok önemli bir yeri bulunduğunu 20. yüzyıl eğitimcileri olan Dabey, Aleyn, Durkheim ve vesaireden önce ortaya koymuştur. İbn Sina, öğretmenin çocuğu tanıması ve onun yetenek ve kabiliyetlerini fark etmesi gerektiğini ileri sürmekle önce çok önemli bir pedagojik ilkeyi ortaya atmış, çocuklar arasında bireysel farklılıkları görmüş ve bunların göz önünde tutulmasını istemiştir. İbn Sina, çocuğun zevk ve ilgilerinin genel eğitim ve meslek eğitiminde göz önünde tutulmasını istemekle yeni eğitimin çok önem verdiği çocuğun ilgisi konusunu işlemiştir. İbn Sina daha kendisi çocukken oyunun çocuğun normal bir faaliyeti olduğunu söylemekle yeni eğitimin önemli ilkelerinden birini dile getirmiştir. Bu konuda şöyle bir olay vardır. İbn Sina çocukken oyun oynamayı çok severmiş.
Bir gün onun üstün yeteneklerini sezen bir ihtiyar, sokakta oynayan İbn-i Sina'ya rastlar ve ona der ki, ''Sen çok akıllı bir çocuksun. İleride büyük bir bilgin olacaksın. Sana oyun yapışmaz. Git derslerine çalış.'' Küçük İbn-i Sina şöyle cevap verir. Her yaşın bir hali vardır. Çocukluk çağına uygun düşen de oyundur. İbn-i Sina, deneye, gözleme, nedenleri araştırmaya dayanan bir eğitim öğretim önermekle, değeri yüzyıllar sonra anlaşılan ve Avrupalı eğitimcilerce tekrar keşfedilen ve hiçbir zaman önemini yitirmeyecek bir pedagoji ilkesi ortaya koymuştur. İbn-i Sina, çocuk üzerindeki baskıların olumsuz sonuçlarını iyi gözlemlemiş ve bu alanlarda günümüz bulguları doğrultusunda görüşler belirtmiştir. İbn-i Sina disiplin alanında da yeni eğitime uygun görüşler ileri sürmüştür. İbn-i Sina eğitim ve öğretimde araç gereç kullanılmasının öğretimini başlı başına bir konu sınai öğretim kabul etmekle eğitim teknolojisinin kurucusu sayılabilir. Batı'da ancak yüzyıllar sonra benzer görüşler ileri sürülecek ve Batılı eğitimciler yanlış olarak bu alanda da öncü sayılacaktır. Ne var ki bugün tarihimizdeki birçok büyük insanlar gibi İbn-i Sina da Türk öğrencileri gençliği ve toplumunca pek az biliniyor. Ne yapmalı? Eğitim programlarımız bu düşünürlere geniş yer vermeli. Onlar ders kitaplarında okutulmalıdır. Başka kültürel etkinliklerde de onlar tanıtılmalıdır.